Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bu hafta Argü'den Yönetişim Akademisi çalışanlarını ağırlıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. İnan İzci ve Merve Ateş bizlerle birlikteler. İnan İzci, Argü'den Yönetişim Akademisi, akademik kurul üyesi. Aynı zamanda bugün konuşacağımız projenin koordinatörü. Merve Ateş, hem Medipol Üniversitesi öğretim görevlisi ve aynı zamanda da Argü'den Yönetişim Akademisi proje uzmanı. Hoş geldiniz aramıza. Hoş bulduk. İnan, seninle daha önce bir program yapmıştık. Fikret Bey, sevgili Fikret Toksöz'le birlikte. Hatta eski programları kontrol ettik. Tam 29 Ekim 2018'de. Yani bundan neredeyse 4 yıl önce bir aradaymışız. Belki bu projenin yani en azından ilk çıkış noktaları diyelim. En azından bu projenin evrimindeki belki ilk tohumlardan. Bugün Argü'den Yönetişim Akademisi'nin Büyükşehir Belediye Yönetişim Karnesi çalışmasını konuşuyor olacağız. Tekrar hoş geldiniz aramıza ve aslında şöyle belki başlamak anlamlı olur. Küresel ölçekte ve ülkemizde artık neredeyse sadece politika ve ekonomi konuştuğumuz bir dönemde belediye yönetişim, iyi yönetişimi konuşmak ve bunun peşine düşmek, bunun için çok detaylı bir rapor hazırlama. Neden? Neden ya? Aslında çok güzel ve doğru bir soru. Neden böyle bir çalışmayı bu dönemde yaptık? Öncelikle şeyden başlamak lazım, dünyanın biraz durumu açısından. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın 2022 raporunun başlığı "Belirsiz zamanlar, huzursuz hayatlar" şeklinde özetliyor aslında durumu. Dünyanın genelinde iklim değişikliği olsun, ekonomik kriz ve belirsizlikler olsun, artan otoriterleşme ve kutuplaşma eğilimleri olsun, bunların arkasında aslında ciddi bir güven krizinin de olduğunu ifade ediyor. Kurumlara olan güven, farklı kimliklerin, farklı aktörlerin birbirlerine olan güveni, hatta aynı firmada çalışanların bile birbirine güveni konusunda sorunlar yaşadığımızı ifade ediyor. İyi yönetimin özü güven. Güveni sağlayan ortamı, iklimi yaratmak. Bu tabii bana güvenin veya size güveniyorumun ötesinde güveni sağlayan bir takım pratikler ve ilişkilenme biçimlerinin tesisiyle mümkün. Nedir bunların başında? Şeffaf olmak, hesap vermek, katılımcı süreçleri işletip insanların fikir ve görüşlerini almak. Bu ilkelerin aslında gündelik hayatta icrasıyla ancak biz güveni tesis edebiliyoruz. Peki güveni tesis ettiğimizde ne oluyor? Aslında riskleri ve faydaları müşterek bir şekilde daha iyi yönetmemizi, erkenden görmemizi, kendi kaynaklarımızı, bilgi birikimimizi aynı amaç doğrultusunda harekete geçirmeyi sağlıyor. Şehir ölçeğinde ele alırsak, bugün İstanbul'un deprem riski sadece yaşayanların değil, iş dünyasının, merkezi yönetimi, aslında Türkiye üzerinde ekonomi faaliyet yürüten bütün aktörlerin de riski. Bu noktada bu riski yönetiminde de aslında ortak akla, yani katılım süreçlerine ihtiyacımız olduğunu ifade eden bir bakış açısı iyi yönetişim. Şimdi biz bu çalışmayı neden peki o halde yapmaya karar verdik? İşte bu belirsiz zamanlar ve huzursuz hayatların ortasında güveni güçlendirilmesinin öncelikli bir konu olduğunu düşünüyoruz. Ve özellikle büyükşehir belediyelerinin bu noktada kilit aktörler ve mekanlar olduğunu düşünüyoruz. Neden? Nüfusun yoğunlaştığı, ekonomik faaliyetin ağırlıklı olarak büyük şehirlerde yaptığını biliyoruz. Yani şu an Türkiye nüfusunun %78'i büyük şehirlerde yaşıyor ve büyük şehirlerde güven farklı sektörler arasında, özel sektör, kamu veya farklı aktörler arasında ne kadar çok artarsa, bu aktörler örnek veriyorum, komşuluk ilişkisi de dahil, aynı mahallede yaşayan insanların birbirleriyle demokratik komşuluk ilişkisini tesis edip parktaki veya işte atıkla ilgili meseleleri ele alması da bu güveni sağlayacak aslında. Ve biz büyük şehirleri bu noktada önemli buluyoruz. Neden? Bütün dünyadaki önemli çalışmalarda bunu işaret ediyor. Hızla kentleşen bir dünyada şehirlerin, kentlerin rolü çok fazla artıyor. Bu karne çalışmasına bir de şöyle bir not düşerek başlamışsınız. Bu ölçekte vatandaş merkezli yapılan ilk çalışma, dünyada da ilk çalışma olarak. Bunu biraz açabilir misiniz? Elbette. Şimdi çalışmanın aslında en büyük özelliği şu. Vatandaşı merkeze alan bir kamu yönetimi anlayışını tesis etmek. Günün sonunda bütün milli egemenlik
olgusu, yani bir milletin kendi geleceğini tayin etme olgusu, yetkileri ve kaynakları seçimler yoluyla temsilcilerimiz olan siyasi aktörlere ve bürokratları teslim etmek üzerine kuruluyor. Ama esas buradaki paydaş, yani ülkenin sahibi vatandaşlar. Büyükşehirlerle de aynı durum. Yani biz 5 yıl boyunca yetkileri ve kaynakları meclis üyelerine ve belediye başkanına teslim ediyoruz. Ama bu 5 yıllık süre zarfında verdiğimiz bu yetki ve kaynakların nasıl kullanıldığını, ne yönde kullanıldığını izleme ve değerlendirme imkanımız pek yok. Çünkü bu hem çok teknik bilgi gerektirebiliyor, hem de bazı veri ve bilgilere erişebilme imkanı gerektiriyor. Biz işte bu işi yaptık. Yani vatandaşın eline böyle bir araç verdik ve dedik ki bu 5 yılda seçimden seçime gelen süreçte siz bir belediyenin sizin güveninizi kazanmak doğrultusunda ne kadar şeffaf, hesap verebilir, katılımcı, tutarlı olduğunu ölçebilirsiniz artık. Bunu da şu yayında görebilirsiniz. İçinde 337 gösterge barındırıyor. Yöntem konusunda birazdan Merve arkadaşımız bahsedecek. Tamamıyla belediyenin vermiş olduğu bilgi ve verileri kullandık. Yani onların hepsini doğru kabul ediyoruz. Ve o paylaşılan veriler doğrultusunda aslında vatandaşın bir noktada belediyeyle kurduğu ilişkinin daha güven temelli olmasına katkı yapmak istiyoruz. Belki tam bu noktada Merve Hanım'a dönebiliriz. Nasıl bir araştırma yöntemi istediniz? Ben hemen konuyu hem nasıl vatandaş merkezli yaklaştık onunla da bağlayarak kısaca anlatayım. Bizim iyi yönetişimi kavramsallaştırmamız ve Argüden Yönetişim Akademisi'nin bir kurum olarak iyi yönetişime yaklaşımı, iyi yönetişimi süreçler temelinde anlamak ve bu süreçlerin aslında niteliği ve kalitesiyle ilgili olarak yönetişim kavramını ele almaya dayanıyor. Ne demek istiyorum bununla? Kurumlar işte kararlar alıyorlar, kaynaklar tahsis ediyorlar. O aldıkları kararlar ve tahsis edilen bütçe ve kaynağa göre bir takım hizmetler sunuyorlar. Yani her kurumun işleyişinde buna benzer süreçler yer alıyor. Ki belediyede bunu biz vatandaşlar olarak çok daha yakından ve anlamlı bir şekilde gözlemleyebiliyoruz belki. Doğrudan hayatımızı etkileyen işte ulaşımda ne ödeyeceğimize varana kadar mesela kararlar alınıyor. Bunların bir takım etkileri oluyor bizim üzerimizde vesaire. Biz iyi yönetişimin demokrasiyle de bağdaşan işte temsiliyet gücünün yüksek olması, katılımcı olması, aynı zamanda adil kapsayıcı olması gibi özelliklerine tüm bu süreçlere yayarak incelemeye çalıştık. Yani bir belediye hem belediye meclisinin bir şeyi gündemine alırken ya da stratejik planını oluştururken daha yolun başında, daha sonra bütçesini oluştururken, belli işte sosyal gruplara belki yönelik politikalar oluşturup hizmetler sunarken tüm bu süreçlerde aslında ne kadar temsile yönelik hareket ediyor, ne kadar adil davranıyor ya da o noktada kullandığı kaynaklara yönelik ne kadar hesap verebilir. Böyle aslında çok boyutlu bir yerden iyi yönetişimi ele almaya çalıştık. Dolayısıyla bunu ölçülebilir hale getirdiğimiz yöntem aslında bizim 7 tane yayında tanımladığımız iyi yönetişim ilkesi. İşte içinde bunun tutarlılık, şeffaflık, hesap verebilirlik ve daha başka şeyler de var. Birleşmiş Milletler ve küresel ölçekte de böyle iyi yönetişim tanımlamak için kabul görmüş bir takım sıfatlar, nitelikler diyelim. Bunlar bu süreçlere nasıl yansıyor ve aynı zamanda iyi yönetişim bize göre bir kültür demek. Ve bu pratik edildikçe öğrenilen bir şey. Bizim kendimizin de öğrendiği ve aslında kendimizi sürekli tekrar değerlendirdiğimiz ve gelişime açık olan bir şey. Dolayısıyla iyi yönetişimi hem bu prensipler, ilkeler farklı süreçlerde nasıl uygulanıyor, hem de kurum bundan ne öğreniyor? Onu geliştirmeye yönelik herhangi bir yapı inşa ediyor mu? Bir politika geliştiriyor mu? Sonra belki o ilkenin orada uygulanırken ortaya çıkan eksikliklerini tespit edip bunu değerlendirip kendisini geliştirmeye yönelik bir şey yapıyor mu? Sorularına cevap vermek için bir de kurumsal öğrenme dediğimiz ayrı bir çok boyutta iyi yönetişim ne ifade ediyor diye böyle bir çok boyutlu yerden bakarak
ölçmeye çalıştık. Çok anlamlı bir katkı sunmak isterim buraya. Bir yandan da bunun bir kültüre dönüşmesi için aslında iyi yönetişimin vatandaşlar tarafından görünür de kılıyorsunuz bu bir karneyle. Dolayısıyla ben belediye olarak çalışmalarınızı görüyorum, gözlüyorum, takip ediyorum ve destek veriyorum. En azından gönülden bir destek veriyorum. Bu bağlamda aslında bunun bir kültüre dönüşmesi için de temellere katkı sunmuş oluyorsunuz. Belki İnan sen burada eklemek istersin. Kesinlikle. Belki vatandaş merkezi yapma kısmına senin görüşünü duymak isterim. Şimdi aslında günümüz dünyasında ne yazık ki diyeceğim. Biz genelde karşıtlıklar üzerinden konuşmayı, taraf olmayı veya karşı olmayı eğiliminde gösteriyoruz. İster futbol takımı olsun, ister siyasi parti olsun pek değişmiyor. Ancak meselenin müşterek alanlara geldiğinde, yani ortak sorunlarımız, iklim değişikliği, trafikli güvenlik, bunların hepsi ortak meselelerimiz. Şehir bunun için çok önemli bir aslında ortam. Bu ortamda güven, yani tarafların ötesinde geçmek ve müşterek olan dertlere odaklanmak, müşterek menfaatlere odaklanmak bizi hem çok gereksiz sürtüşmelerden ve körlüklerden koruyacağı gibi asıl önemli olan şeyin güveni tesis etmek olduğunu ön plana çıkartıyor. Ancak çok soyut geliyor tabii iyi yönetişim kavramı. Biz bu çalışmayla bunu yapmaya çalıştık. Çok pardon. Ne dedik? Güvenin iklimi ve ortamı nasıl sağlanır? Hem belediyenin iç yapısında, ki bununla ilgili göstergelerimiz var. Hem de belediyenin diğer aktörlerle kurduğu vatandaşlar, iş dünyası, üniversiteler. Yani bir meri örnek. 27 büyükşehir belediyemizin sadece 14 tanesi 2021 yılında üniversitelerle ortak bir irtibat, bir iş yapmış. Şimdi bu şu anlama geliyor. Şehrin ortak aklını üreten üniversiteleri biz bu sürece çok dahil etmiyoruz demek ki. Bu noktada aslında güven olgusunu, müşterek menfaatlerin korunması, güçlendirilmesi anlamında çok önemli olduğunu vatandaşı merkeze alarak, çünkü vergiyi veren o. Ekonomik üretimi yapan o. Siyasi seçimi yapan o. Efendim söyleyeyim, haklarını kullanan veya kullanmayan o. Bu noktada vatandaşlık kavramını, aktif yurttaşlık kavramını şehirde ve aynı zamanda güven kavramını iki olguyu çok somut, ölçülebilir, izlenebilir bir hale getiriyoruz. 27 Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığınız bir çalışma ve 337 gösterge. Bunları nasıl anlamalıyım? Bu 337 gösterge ne, yani hepsini tabii sayacaksan olacak ama nasıl karar verildi ve 27 Büyükşehir Belediyesi özelinde bu çalışma? Verileri de belediyelerin açık ve paylaştıkları veriler üzerinden inşa ettiğinizi anlıyorum. Yanlış mıyım? Evet, doğru anlıyorsunuz. Bu da yine aslında o vatandaş merkezliliğe gelecek tekrar, cevaplar onunla ilgili olacak. Gösterge dediğimiz şey aslında bizim belediyede bu var mı yok mu, belediye bunu yapıyor mu yapmıyor mu diye sorduğumuz sorular. Örneğin belediye stratejik planını hazırlarken paydaşlarını, ve işte bu paydaşları tabii nasıl tanımladığı da önemli. İşte atıyorum üniversiteler ya da meslek odaları dahil mi, yoksa sadece paydaşlar deyince diğer resmi hani muhataplarını mı davet ediyor, diğer resmi kurumları mı anlıyor bundan sadece gibi. Davet etmiş mi mesela, herhangi bir çalıştay yapmış mı planda hedeflerini belirlemeye yönelik? Bu bize neyi gösteriyor, neyin göstergesi olabilir? O süreçteki katılımcılığın, temsilin bir göstergesi olabilir. Aslında gösterge listemiz tamamen böyle o ilkeyi, herhangi bir süreçte belediye ne kadar hayata geçirmiş, ona yönelik bir şey yapmış mı yapmamış mı bunu anlamaya yönelik ve cevabı evet ya da hayır olarak verilebilecek sorular demek, bu şekilde anlaşılabilir. Bunları sorarken de biz de birer vatandaş olarak ya da aynı zamanda genç, kadın, işte dezavantajlı kimliklerimizle aklımıza gelen şeyleri aynı zamanda uluslararası yaklaşım ve akademik yazına da dayanarak geliştirdik bu soruları. Yalnız bu yöntemle oluşturduğumuz şey örneğin bir endeks değil. Yani orada da vatandaş merkezlilik şöyle ortaya çıkıyor. Herhangi bir akademik kriteri ya da hani yöntemin oradaki önceliklerini ele almaktansa, biz gerçekten herhangi bir vatandaşın eline aldığında ya bu konuyla ilgili hesap verebilirlik çok havada uçan bir kavram. Evet, ben belediyeye ne sorabilirim? Neyi sorsam bana belediyenin hesap verebilir olduğunu gösterir? Evet. Sorusuna
aslında bir rehber hazırlamaya çok çalıştık. Yani dolayısıyla bu sorular aslında bir endeks ya da akademik kriterlerden ziyade vatandaşları ilgilendiren ve onlar tarafından kullanılabilecek ve sonuçları da vatandaşlara bu konuda belediye bu ilkeyi şu kadar hayata geçirmiş, geçirmemişin cevabını verebilecek bir şekilde dizayn edildi. Amacımız çok, buydu. Çok güzel. Peki bu bence tam zamanı artık o zaman bu karne puanlarına göre bir şu belediyelerin haritasını görelim Büyükşehir Belediyesi'ni. Burada grup 1'den grup 10'a kadar bir bareminiz var. Bunun içerisinde çoğu belediyemiz aslında grup 4 ile grup 7 arasına düşüyor. Bunu şu haritaya baktığım zaman ne hissetmeliyim, nasıl okumalıyım, ne düşünürsünüz? Belki İnan sen başlamak istersin. Hay hay tabii. Aslında bize şunu gösteriyor. İki tane şey gösteriyor. Birinci, çok kötü durumda değiliz. Evet. Herkes geçer not almış gibi. Yakın yani ortalarda buluşan bir büyük şehir, iyi yönetim kültürümüz olduğunu gösteriyor. Ancak öte taraftan ciddi bir gelişim alanı olduğunu da yani 75'in üzerinde olan 3 grupta hiçbir belediyemizin olmadığını gösteriyor. Özellikle şunun altını çizmekte fayda var. Bu haritada gösterilen gruplama hiçbir şekilde belediye başkanlarının ve yönetimlerinin performans ölçümünü yansıtmıyor. Yani buraya bakarak şu daha iyi yönetiliyor, bu daha iyi yönetilmiyor diyemeyiz. Ancak şunu söyleyebiliriz. Bu belediyelerin paylaştığı bilgiler ışığında ne kadar şeffaf, hesap verebilir, katılımcı, adil, tutarlı olduğunu yansıtan bir fotoğraf. Hepimizin öğrenmesi gerektiğini, bütün büyükşehir belediyelerinin hem birbirlerinden öğrenmeleri gerektiğini hem de bu çalışmayı baz alarak kendi öz değerlendirmelerini yapıp gelişime dönük çalışmalar yapması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu açıdan bence bir vatandaş olarak konuşuyorum burada. 27 büyükşehir belediyemizin yöneticileri bu da çıkan sonuca bakaraktan kendi öz değerlendirmeleri ne kadar iyi yaparlarsa yaklaşmakta olan yerel seçimlere çok iyi anladım. Çok daha iyi hazırlanırlar. Belki bir belediye özelinde karnenin detaylarını da görebiliriz. Sanırım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karnesini yayına hazırlamıştık. Böyle de bir detaylı bir karne dağılımı var. Aslında çeşitli alt başlıklarda aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi örneğin bazılarında grup 2'ye kadar çıkarken bazılarında grup 6'ya kadar da geriliyor aslında. Şurayı nasıl okumalıyım? Burada en üstte gördüğümüz karne puanı az önce gösterdiğimiz genel durumdaki puanı yansıtıyor. Bu elimizdeki bütün soruların bir takım ağırlıklandırmalara göre toplanmış toplam puanından ortaya çıkan bir şey. Ama bunun altında bizim iyi yönetişimi nasıl kavramsallaştırıp tanımladığımıza dayanan 3 farklı boyutta görüyoruz. Bir tanesi kurumun işte kurum iyi yönetişimi kurumsal olarak öğrenmesine yönelik. Bir diğer boyut gündem, kaynak kullanma, hizmet sunma gibi farklı yönetim süreçlerine dair. Bir diğeri de sadece iyi yönetişim ilkelerine dair 3 farklı boyut görüyoruz. Bunlar ne demek? İstanbul toplamda benim sorduğum bütün sorulara göre işte 4. grupta yer alacak bir sonuç ortaya koymuş. Ama ben sadece bu 337 sorudan tutarlılık ilkesine yönelik olanlara bakarsam İstanbul burada grup 6. Grup 6'da. Ben tam diyorum, evet. Grup 6'da yer alıyor mesela. Evet. Yani genel olarak evet grup 4'te yer alıyor ama sadece tutarlılık ilkesini hayata geçirirken aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin demek ki geliştirmesi gereken daha birçok alan bulunuyor. Evet, çok iyi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Bir de aynı şekilde raporunuzun içerisinde bir iyi uygulamaları da her belediyeden bir iyi uygulamaya da yer veriyorsunuz. O yüzden rapor çok değerli olduğunu düşünüyorum. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi özelinde iyi uygulama hatırlıyor musunuz? Evet, bu iyi uygulamalar hem onun için bir havuz oluşturmak ve birbirinden öğrenmeyi teşvik etmek için yapılan bir şey. Hem de aynı zamanda yani bir şeyi uygularken buradaki örnek katılımcılık ilkesini özellikle ilgilendiriyor. Hatta bir yerde adillik ve kapsayıcılığı. Bunları bir belediye nasıl hayata geçirebilir ve biz ne bekliyoruz aslında? Örneğin yani bu tabii çok kalabalık bir rapor. Bunun içerisinde şey de var yani biz katılımı nasıl tanımlıyoruz? Sadece paydaşlara mesela
anket yapmak herhangi bir konuda. Ben şöyle bir hizmet sunmayı planlıyorum. Bu 1000 kişiye anket yaptım, sonuçlarını aldım. Bu da bir katılım mekanizması. Ama bunu alternatif bir de insanlarla daha derinlemesine görüşmeler yaptığımızı düşünelim. İşte sivil toplumun temsilcileriyle çalıştaylar yaptığımızı düşünelim. Oradan çıkabilecek bambaşka şeyler var. O da katılımın bir parçası ama bizim anlayışımıza göre daha aslında anlamlı ve derin bir katılımdan bahsediyoruz orada. Dolayısıyla burada mesela İstanbul için ortaya koyduğumuz iyi örnek de şu açıdan iyi bir örnekti. Stratejik plan hazırlanırken birçok belediye mesela benim paydaşlarım şunlar buyurun bir liste ben bu paydaşlarımdan görüş aldım diye tek bir cümleyle bunu ifade edebilirken biz mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik planında gördük ki aslında farklı gruplara yönelik çalışmalar yapmış ve bize burada işte gençlerin öncelikli meseleleri nedir? Ben gençlere baktığımda onlardan bunu aldım. Farklı gruplara baktığımda onların işte öncelikli konularının şunlar olduğunu gördüm deyip de bunu mesela buna yönelik ben hedefler geliştiriyorum'a bağlamak kıymetli. O zaman burada belki diğer bulguları arkadaşlar ekrana verirlerken ben de inana şunu sormak isterim. Bir vatandaş olarak ya da bir sivil toplum çalışanı olarak ya da bir sivil aktör olarak bu karneyi nasıl değerlendirebilirim? Öncelikle çok temel ve basit bir yerden büyükşehir belediyelerinin iyi yönetim kültürünü yansıtan şeffaflık, hesap verebilik, katılımcılık gibi konularda pratik olarak ne yapabileceğinin göstergeleri var. Yani biz şeffaflık dediğimizde hangi alanlarda şeffaflık sağlanmalı, nerede hesap verebilir olunması, nerede katılım gerçekleştirme açısından çok iyi bir rehber. Öncelikli bir rehber. İkincisi mevzuata dayalı hazırlandı bu göstergeler. Yani bir bürokrat ben bunu neden ciddiye alayım derse rahatlıkla şunu diyebiliriz mevzuatı yansıtıyor. Yani vatandaşların aslında dayanabileceği mevzuat temelini de ortaya koyuyor. Yapılabilirlik açısından da değerliydi. Üçüncüsü esas itibariyle iyi yönetişimin sunmuş olduğu perspektifle gündelik hayatımıza bakmak. Yani sadece belediyenin işte bana sosyal yardım veriyor, mutlu ediyor. Peki yarına dair ne oluyor? Evet. Bu belediyenin borcu çok mu artıyor? Evet. Benim çocuklarımın geleceği acaba riske ediliyor muydu? Görme şansı var. Çok bu noktada sadece günü kurtarmanın ötesine sürdürülebilir bir şekilde fayda üretilmesini açısından da değerli bir araç. Yayına bakıldığında arkasında zaten bütün soru göstergelerimiz, yani neyin nerede nasıl bakılması gerektiği, hangi yöntemin kullanılması gerektiği çok açık. Ben açıkça söyleyeyim, şu saatten sonra, özellikle bu yayını da yaptıktan sonra, büyük şehirlerimizde faaliyet yürüten bütün sivil toplum kuruluşlarının, aslında ilgili paydaşların tümü için çok açık bir yol haritası var. Çok güzel. Nelere odaklanmakta fayda var? Hangi konularda biz şeffaflık, hesap verebilirlik veya katılım konusunda taleplerde bulunabiliriz veya önerilerle gidebiliriz? Çok iyi anlıyorum. Peki o zaman son olarak şu soruyu, belki bundan sonraki çalışmalarınıza da bir ışık tutmak için kullanırsınız bu soruyu. Peki bu çalışmaya dahil olmayan yurt içindeki belediyeler ya da yurt dışındaki, çünkü dediğiniz ki küresel ölçekte bir çalışma bu. Yurt dışındaki belediyeler bu veriyi, bu raporu nasıl kullanabilirler? Sizin böyle bir çalışmanız var mı ölçeklendirmek için? Öncelikle biz bu çalışmayı yaparken sadece Türkiye'ye dönük bir çalışma yapmak istemedik. Argüden Yönetim Akademisi İstanbul merkezinde ama küresel aslında kalkınma amaçlarına ve yaşam kalitesine yüzünü dönmüş bir kurum. Bu noktada uluslararası ölçekte kullanılabilir bir model tasarladık. Siyasi, idari ve mali süreçler, teşkilat yapıları büyük şehirlerin 3 aşağı 5 yukarı benziyor. Ancak mevzuat ve tabii koşullar farklılaşıyor. Modelin bu özelliklerini şu ana kadar London School of Economics Cities programı, OECD, Avrupa Konseyi gibi kuruluşlarla paylaştık. Bu konuda aslında şu an bir ilgi de var. Türkiye'de elde ettiğimiz deneyimleri biz bu noktada bu kurumlarla beraber ve başka kurumlar da olabilir. Yurt dışına taşımak istiyoruz. Özetin özeti, modelin tasarım süreci itibarıyla özellikleri uluslararası düzeyde kullanıma açık. Yani dileğimiz şu yönde, ilerleyen zamanda İstanbul, Barcelona,
efendime söyleyeyim Meksiko City arasında bir karşılaştırma yapabilmek. Muhteşem. Çok heyecan verici. Belki o çalışmalar sizden çıkarsa tekrar birkaç sene içerisinde sizleri tekrar burada belki daha da hızlı burada konuk edebiliriz sizi. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu yayını izleyen arkadaşlar bu çalışmaya internet sitenizden ulaşabilirler. İnternet evet. sitenizin adresini isterseniz siz söyleyin. Tabii argudengovernanceacademy.org aslında. Yayının hem PDF formatında erişebilirler, hem göstergelerin listelerine erişebilirler. Biz de kendimizi tamamıyla şeffaf kılmış bir kurumuz. Biz bu konuda da açıkçası sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere yeni işbirliklerine bu sürecin evet. ilerletilmesi konusunda yeni adımları da açıyoruz. Ben zaten çalışmayı inceledikten sonra şey derim, aslında bu müthiş bir interaktif, aslında görselleştirmeye de çok açık ve hatta zenginleştirmeye de çok açık. Heyecan verici, bir sonraki adımları heyecanla bekliyorum. Bize zaman ayırıp buraya gelip bu değerli raporu anlattığın için çok teşekkür ediyorum. Merve Hanım ve İnan sana çok teşekkür ediyorum. Umarım buradan daha da yaygınlaştırması için katkımız olmuştur. Çok teşekkür ederiz. Ayırdığınız zaman için keyif. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka konuklarla burada tekrar olacağız biz. Şerefimizin programında iyi haftalar.